Benim rahmetli kızım bana şu soruyu sorardı. Küçük bir çocukla anlaşacak kadar küçüldüğün zaman işte o zaman gelişmeye başlamışım baba derdi. Senin son kullanma tarihin kaç derdi. Çocukları anlıyor musun derdi. Ben yakında öleceğim derdi. Kanserden 20 gün önceydi bak vefatında. Ben Allah'a gidiyorum, hissediyorum derdi. O ne biçim söz dediğimde. Baba, sana 3 tane vasiyetim var dedi. Şey soracağım. Ben geçen sene de gelmiştim buraya. Kimler katılmıştı? İlk defa gelecekler. Maşallah, o zaman hep yeni geldiniz. Birkaç arkadaşım da önceden katılmış. Yüz yüze konferansımı dinleyenler daha önce bir görebilir miyim? Tamam. Teşekkür ederim. Bunu şunun için soruyorum. Mesela 20-30 kişi daha önce dinlediyse tekrar olmasın diye başka bir konferans anlatıyorum. Benim 100 saat konferansım sürüyor. O yüzden soruyorum. Size saygısızlık yapmayayım diye. Kızımın birinci vasiyeti şuydu. Baba dedi, konferanslarında bir kişi esnerse ücret alma dedi. Niye dedim? İyi konuşma yapmıyorsun o zaman dedi. Başkanım hemen esnemeniz tuttu ha. Baba dedi, insanlar senin kitaplarını okuyorlar. Dedim, okusunlar, beğenmezlerse kitabı yollayıp parasını geri istesinler dedi. Niye dedim? Kul hakkıdır dedi. Bak herkesi ilan ediyorum. Benim 13 tane kitabım var. Bu hafta Meryem'in kitabı çıktı, geçen birkaç hafta oldu. Yani insanlara bakıyorum, böyle kitabı alıyorlar, devamını alıyorlar, içime siniyor. Herkesi ilan ediyorum. Herhangi bir kitabı okuyup beğenmezseniz parasını geri alın, kul hakkıdır. İşimizi adam gibi yapmak zorundayız. Ben Aksaray Belediyesi'ne gelirken, Aksaray'a gelirken niye yüreğimle geliyorum? İşini çok güzel yapan insanlara ha. Vallahi bir alkışı fazlasıyla hak ediyorlar. Üçüncü vasiyeti de şuydu. Baba dedim, ne? Ben ölünce dedi, konferanslardan vazgeçmeyeceksin değil mi dedi. Niye dedim? Baba dedi, annem yıkılır. Biz geçen sene eşimle de gelmiştik. Katılan varsa bilir. Gelinim, oğlum hepimiz gelmiştik. Baba dedi, annem yıkılır. Sen ayakta dur. 5,5 yıl oldu kızım vefat edeli. Eşim daha hiç kızımın mezarına gidemedi. Nasıl bırakıp geleyim diyor. Yatıyor orada diyor. Yani ben bırakıp gelemem. Anne yüreği çok başkadır. Bütün annelere böyle muhabbetlerimi iletiyorum. Sen dedi devam et. Benim ruhum salonlara gelir dedi. Geleceğim dedi ben. Çocuklarla anlaştığını görürsem baba çok mutlu olacağım. Şimdi ben salondan girince hiç tanımadığım bir küçük çocuğun koşup da amca diye sarılması, ben kızıma verdiğim sözü tuttum. Çocuklarla anlaşabiliyorum. Çocuklarla sıkılmıyorlar bende. Şimdi öğrenci var mı aranızda? Öğrenci. Maşallah. Tamam. O zaman anası zorla getiren var mı? Kim zorla? Zorla mı getirdi? Zor. Bunu iki konferansı iç içe yapacağım. Şu kapıdan çıkarken çocuklarınız bir daha siz ders çalış demeden ders çalışacaklar. İster misiniz bunu? Anam dertliler hepsi. Nasıl alkışlıyorlar. Konferansım hoşunuza giderse belediyeye deyin ki biz Alişan Hoca'yı bir daha konferans için istiyoruz. Aman işte ödeneğimiz yok, işimiz çok derlerse seçim yaklaşıyor deyin, onlar anlar. Pişman oldunuz mu çağırdığınızda? Bu benim son gelişim olabilir. Sevgili misafirler, adım Ali. Şimdi iki konferans yapacağım. Birisi, sizin çoğunuz beni siyah pantolon videomla tanımışsınızdır. Standa tam 2 saattir kitap imzalıyorum. İlginize çok teşekkür ederim. Ve orada gelen mesela diyor ki, ya seni görünce gözlerim yaşarıyor. Ağladınız değil mi o siyah pantolona? Ve bugün sizinle gülmek istiyorum ama. Bugün gülelim ya. Bir moral olsun. Benden sonra konuşma var mı bu arada burada? Yok mu? Sürem ne kadar? 1 saat. 1 saat. Tamam. Sen de gardiyan gibi oturmuşsun 1 saat yani.
ödümü patlattım böyle burada. Hem eğleneceğiz, güleceğiz. Zaten hafta içi olduğu için siz hafta içi olmasına rağmen bu kadar mı geldiniz fazla yani? Hafta sonu olsaydı herhalde sığmayacaktı insanlar yer gök. Neyse. He? Tamam. Çocuklara da böyle ne kadar zeki olduklarını, sesim duyuluyor değil mi? Herkese duyuluyor mu? Duyuluyor mu? Duyuluyor. Geçen biz konferansta dedim sesim duyuluyor mu? Biri dedi hayır. Nasıl cevap verdin o zaman dedim. Duymuş demek ki. Çocukların zeki ve dahi olduğunu ispatlayacağım. Ben 38 senelik öğretmenim. Aksaray'ın benim için çok özel bir de hatıram var. Onu da anlatacağım size. Çocuklar zaten siz ikide bir vıdı vıdı yaparsınız değil mi? Çalış çalış diye. Ben öğrencilere şunu soruyorum. Ya biz öğretmenlerden çektiğiniz yeter. Ne oluyor biliyor musunuz? Akşama kadar böyle oturuyorsunuz. Böyle masa koymuşlar bir de buraya ya. Yaşlıların yeri orası. Hayati hocamın yeri. Yarın gelecek oturacak. Yok o da vallahi ayakta. Çok güzel o da anlatıyor. Allah razı olsun. Çok değerli hocalar geliyor buraya. Böyle derse oturursun. Şşşt. Dinle burayı der öğretmenler. Kızım buraya bak. Benim dersim çok önemli derler. Değil mi? Hiç benim dersim önemsiz diyen bir öğretmene rastladınız mı? Bak ben ilk defa diyorum. Bu konferansın önemi yok. Bir, mutlu olacaksınız. İki, kendinize güveniniz gelecek. Üç, bu zekam benim mi diye hayretle gideceksiniz. Konu bu. Son dersini çalınca öğrenciler şöyle yaparlar bak. Yaşasın özgürlük. Sonra bu gömleğin yarısı çıkar. Bunu mu çekiyorsun abi? Ya şimdi sen bunu mu çektin yani? Bu adam sahnede nasıl yapıyor diye bir haber çıkarsa böyle. Daha güzel pozlarım var istiyorsan yani. Rahat ol, rahat. Gülmeye geldik buraya. Bu da gömlek böyle olur. Bu içeride durur. Ceket böyle olur. Çocuklar çantada burada. Böyle pili bitmiş, yorgun argın eve gelirler. Tamam ha böyle. Zile basarlar. Gardiyan kılıklı analar, içinizdekiler. İlk soru şudur. Ödevim var mı? Zıkkımın kökü. Bak nasıl gülüyor çocuklar bak. Bak çocuklar annelerine dürtüyor. Anne aynı senden bahsediyor ha. Bir de şöyle dersiniz değil mi? Kızım, oğlum ne? Bırak o telefonu. YKS var bu sene. LGS var. Bu sene sınav var. Ödevini yap. Aklını başına al. Bilinçli ol. Mantıklı ol. Git odana ders çalış dediğinizde. Hiç şöyle diyen bir çocuğa rastladınız mı? Anne ne kadar güzel konuşuyorsun ha. Anne ağzından bal akıyor. Hemen aklım başıma alıyorum. Telefonumu kapatıyorum. Odama gidiyorum. Ders çalışıyorum diye bir tane çocuğa rastladınız mı? Bir de böyle yapıyor değil mi? Şşş, ne gıcık lan bunlar ya. Kız gülmekten altına işeyeceksin şimdi ha. İşe işe ben lise 1'e kadar işedim valla. Altıma ya. Şimdi bir de ayağını vuruyorlar. Arkadaşlar ders çalış demek en büyük hakarettir. Bak benim 3 çocuğum var. Allah şahidim. Ben çocuklarıma hiç ders çalış demedim. Onlar da beni büyük bir saygıyla dinleyip hiç çalışmadılar. Ama ben bir şey yaptım ha. Benim çocuklarım niye başarılı oldu? Kızım psikologtu benim. 3 çocuğum var. Ben 62 yaşındayım. Yaşımda söyleyeyim. Eskişehirliyim. Adım Alişan Kapaklıkaya. Belki hani merak eden olabilir. Ve 3 çocuğum büyük kızım psikologtu rahmetli olan. Bir gün bana geldi dedi ki ya ben aşağı insem öter mi bu? Bir deneyeyim. Ya ben size yakın olmak istiyorum ha. Şuradan şöyle konuşayım. Aranıza geleyim. Ha? Vallahi daha mı güzel oldu? Beni dinlediğin kadar kocanı dinlesen dert kalmaz evde zaten. Bak bak adamlar böyle evli olanlar çok keyifli. Vallahi doğru söylüyorsun diyedir. Söyle. Söyle. Parmak kaldırıyorsun. Ha el sallıyorsun. Tamam. Şimdi
Giden arkadaşlarım, kızım ne dedi bana biliyor musunuz? Baba dedi, insanlar seni dinlemiyorlar. Vallahi mi dedim? Vallahi dinlemiyorlar. Ama kızım dedim, salonda millet 4000 kişi vardı. Ayakta dinledi dedim, çıt yoktu. Bana ne dedi biliyor musunuz genç arkadaşlarım? Dedi ki, baba insanlar seni kulaklarıyla dinlemiyorlar. Sen konuşmaya başlayınca gönüllerini açıyorlar, seni kalpleriyle dinliyorlar baba dedi ya. Efendim siz Zonguldak'tan mı gelmiştiniz? Siz miydiniz o? Zonguldak'tan gelen kimdi? Zonguldak. Az önce dediler ya konferansa katılacağız diye. Zonguldak yok mu? Beğenmediler, gittiler herhalde. Siz miydiniz? Yo yo, az önce bir çift geldi de böyle size benzettim birden. Biz dedi Zonguldak'tan geldik buraya gezmeye. Duyduk ki konferansınız var, ona da katılacağız dediler. Şimdi baba dedi gönülleriyle dinliyorlar. Dedim ben dedi psikolog olacağım, gönüllere dokunacağım dedi. Sen ülkemizi karış karış geziyorsun. Hakikaten ben 80 ile gittim, 750 ilçeye gittim. 750. Ve Cumhurbaşkanımız benim kadar ilçelere gitmemiş ha. O siyah pantolon videomu Cumhurbaşkanımız da seyretmiş. Külliye eğitimlere gittim kaç kere. Güzel arkadaşlarım, baba dedi psikolog olacağım. Oldu. Bak, hayalleri vardı, ders çalıştı. Ben ders çalış demedim. Ve 15 gün sonra üniversiteyi bitirdi ya. 15 gün sonra kanser olduğunu öğrendik. Peki ne öğrendim ben bundan? Ha? Ve 7 yıl mücadele etti. İşte 5,5 sene önce de vefat etti benim kızım. Hoş geldin tatlım. Allah sizin evlatlarınızı size bağışlasın. Tamam mı? Çocuklar, geçen küçük kızım geldi, o da üniversitede çok başarılı. Baba dedi, ben üniversitede 6. oldum. 7. olmuş önceki sene, geçen sene de 6. oldu. Ben dedim, bana ne? Niye dedi? Mutlu musun dedim. Evet dedi. Keşke ablan da sağ olsaydı. Onunla bir bardak çay içmek için bütün diplomalarını yırtmaya razıydım dedim ben. Saygıdeğer anneler, babalar, varsa öğretmen arkadaşlarım, çocuklarımızın sağlığı, huzuru inanın ki başarısından daha önemli. Olmadıktan sonra ne yapacak yani? Benim Aksaray'la ilgili, hatta demin arkadaşlar, bir hocam çağırdı beni, psikolog bir hocam, burada mısın? Eskil'e çağırdı. Eskil'e gittim orada. Eskil İmam Hatip Ortaokulu'na gittim. Ben insanları çok önemserim ya. Vallahi. Gittim, öğretmenler toplanmışlar, sohbet ettik. Böyle tanıştık o çocuklarla, muhabbet ettik yani. Fotoğraf çektirdik. Belki onların gözünde Alişan Kapaklıkaya bir şey zannediyorlar çocuklar. Belki de diyecekler, bizim buraya bir yazar geldi, dur ben de çalışayım belki diyecekler yani. Neyse arkadaşlar, Aksaray'a ben bir 10 seneyi geçti. Geldiğimde şöyle bir hatıra yaşadım. Birkaç hatıram var, biri şu. Sizin bir 600 kişilik konferans salonunuz var. Değil mi? Şöyle biraz böyle yuvarlak gibi bir hilal şeklinde bir salonunuz var. Öğretmenlere konferans vardı. Hayatımın en komik olayıydı. Ben o zaman televizyonda görünmediğim için insanlar, öğretmenler şöyle geliyorlar. Lan ne konferans, herhalde şey vali beyle milli eğitim müdürü zorlamış. Sonra ben dedim bu öğretmenlere de bir şey var. Kapının ağzına oturdum şöyle konferans salonunda. Vallahi gelen sövdü, giden sövdü ha. Ya sövdü derken tabii küfür değil. Öğretmenin biri içeri girdi böyle yaptı. Çekilir mi lan konferans? Öbürü dedi he lan gelecek salağın biri. Benden bahsediyordu. Ama ben hiç sesimi çıkartmadım ha. O salak benim denir mi yani? Neyse bir öğretmen geldi, nefes nefese, konferansa 5 dakika kala, çok olay duydum da en ilgincini anlatacağım. Böyle soluk soluğa yanımda, hayırdır dedim, bizim gıcık müdür bizi niye çağırdı dedi. Vallahi dedi, bu çağırıyorlar, ben Eskil'den geliyorum, köy öğretmeniyim, nasıl döneceğim dedi. Adam derdini duydu, meğer iyice şişmiş yani. Ben adamı dinledim. Sonra dedi ki, bu vali de hep kendi adamlarını çağırıyor, gelen adam da adam olsa bari dedi. O gene benim, ben gene sesimi çıkarttım. Neyse konuştu, konuştu. Ben dinledim adamı ya. Sonra gülümsedim, bana böyle yaptı. Sen hangi okuldansın hocam? Dedim Atatürk'ten. Her yerde Atatürk var, adam ne bilsin yani. Şüphelenmez diye. Ve sonunda bana böyle yaptı bak. Bizim Anadolu insanı bir çok güzeldir ha.
elini dizime vurdu. Hocam dedi, ne iyi yere oturmuşuz değil mi dedi kapının ağzına. Niye ki dedim, başlar başlamaz seninle kaçarız değil mi dedi burada. Ben baktım adam bozulmasın diye, kaçarız hocam bir şey olmaz dedi. Sonra adımı okudular, ben kalktım sahneye gideceğim, böyle yerimden kalktım. Döndüm öğretmene dedim ki, ben gidiyorum dedim ya. Öğretmen dedi ki, git git ben de geleceğim arkandan. Allah sizi ömür boyu güldürsün ha, ne güzel gülüyorsunuz. Sonra durdum, geleceksin mi dedim, evet dedi. Ben 5 dakika durup öyle geleceğim. Sahneye çıktım, mikrofonu aldım. Dedim gelsene. Gelmedi. Onun için ben de Aksaray'ın birisi çok acı, birisi çok tatlı hatırası var. Yani çok fazla var da ikisini anlatacağım size. Hadi çocuklar, biraz çocuklarla muhabbet etmek istiyorum. Diyorlar sen niye bu çocuklarla iyi anlaşıyorsun? Benim de bir kardeşim var, emniyet müdürü, bana çok kızıyor. Ben çocuklara yatağa işediğimi anlatıyorum. Vallahi. Diyorum ben yatağa işerdim çocukken. Yani fazla işemedim. Lise 1'e kadar işedim. Aa mı? Geçen çocuğum bir dedi ki oha. Denizli'de 4000 kişi vardı konferansta. Yani 2000 kişilik salon, 3 tane yan yana, 4000 ediyor toplam. Çocuğum bir dedi amca ben senin kitabını okudum dedi. Yüreğime dokunan eller. Sen dedi yatağa işiyormuşsun. Dedim evet. Çocuk böyle yaptı. Ben de işiyorum dedi. 13 yaşında. Ben gururu kırılmasın diye dedim ki sidikliler zeki oluyormuş dedim. Çocuk böyle yaptı. Ben zaten bol bol işiyorum dedi. Herhalde zekasını ispatlayacaktı. Ben de çocuklara dedim ki bu akşam eve gidince zekanızı ispatlamak için gerekeni yapın dedim. Kaç kişi yaptı bilmiyorum. Annem altımıza naylon sererdi. Millet uyurdu mışıl mışıl. Benim altımdan hışır hışır naylon sesi gelirdi. Ben çok utanırdım. Niye? Çünkü eskiden çocuk çoktu, eşya yoktu hocam, yoktu. Mesela biz bir döşekte 4 kişi yatardık, biri de beşikte, 5 kardeştik. Böyle sabah kalkardık, biri işemiş, kimin işediği belli değil. O müdür olan hep benim üstüme atardı. Ve güzel arkadaşlarım, anam döşeğini düşündüğü kadar bizi hiç düşünemedi. Çünkü anama göre eşya, yoksulluk zamanıydı. 62 yaşında olduğum için ben. Mesela benim bir amcamın kızı vardı Nurcan. Geldiği zaman kıpırdamadan uyurdum. Kıpırdadın mı hışırtı gelir. Nurcan böyle yapar. Sidikli, sidikli. Nasıl utandığımı tahmin edebiliyor musunuz? Benim annem çok gardiyan kılıklı, şefkati bilmez, merhametsiz. Annem sevgiyi tanımıyor. Sakın ha anamı ayıpladığımı, suçladığımı zannetmeyin. Bu toplumun 2 tanrısı var. Biri Allah, biri el alem ne der tanrısı. Ben el alem ne der tanrısının hakim olduğu, insanların ele göre yaşadığı, aman laf etmesinler, bize bir şey demesinler, başımız öne eğilmesin diye benim anam çocuklar bize hiç sevgisini gösteremedi. Babam yetim 11 kardeşin en küçüğü ve babam da şefkatini gösteremedi. Anlatabiliyor muyum? Sevgi göstermek ayıptı. Biz sevgisiz büyüyen bir neslin hasarlı çocuklarıyız ha. Dilek Cesur var benim teyzemin kızı. O da öyle. Ben hep diyorum onun anası onu dövdü. Benim anam da beni dövdü. Biz mecbur geliştik yani. Başka yapacak bir şey yoktu. İşte bu yatağa işeme mevzu benim hayatımda o zamanlar çok beni üzmüştü. Ama sonunda ne oldu? Onu anlatacağım size. Hadi sizi biraz çocuklarla bizim köye gidelim. Benim çocukluğumda eğlenelim. Var yoktu, yok vardı. Baba para ver yok. Baba defter al. Geçen sene aldıydım. Bitti diyorum silip yeniden yaz diyor. Baba bana oyuncak al. Kör müsün kendin yap diyor. Ya ben oyuncaklarımı kendim yaptım ha. Telden tekerlek, çamurdan heykel, böyle ördek, kuzu. Sanki bana son model şey mi yapacağım? Onu görüyorum. İnternet yok, televizyon yok köyde. Bilmiyorsun. Ben zannediyorum dünya sadece bizim köyden oluşuyor. Bir tek radyo vardı. Ve bu oyuncakları kendi yapmak bizim icatçılığımızı geliştirmiş. Sorunlar karşısında problem çözmeye geliştirmiş. Mesela benim kız kardeşim bir bebek dikti. Çapıttan, çapıt deriz biz der misiniz? Bezden. 14 yıl kaybetmedi. Niye? Kendi yaptı. Bu akşam size 4 tane cümle söyleyeceğim. Önemsiz. Beni dinlemeyebilirsiniz ha. İstediğiniz zaman da çıkabilirsiniz.
sıkılacağınızı da zannetmiyorum yani. Bir şey soracağım arkadaşlar. Şimdi çocuklara aldığınız en pahalı oyuncakların heves süresi ne kadar? He? Bir saat. Paketi açana kadar bir hafta. Değil mi? Çünkü siz alıyorsunuz. Bana geçen biri diyor ki sen 37 yıllık evlisin öyle mi? Dedim evet. Sorun yaşadın mı? Dedim boşanmak için mahkemeye gittik evimizden aldı. Bir sürü sıkıntılar yaşadım. E dedi niye boşanmıyorsunuz? Niye biliyor musunuz? Arkadaşlar ya benim yaşıtlarım bilir. Ayakkabının altı delinir pençe çakarız. Doğru mu? Yırtılır yama yaparız. Pantolona yama yaparız arkadaşlar. Biz hep tamir ede ede yaşamayı öğrendik. E ilişkilerimde de eşimle de sıkıntı yaşadık. O ilişkiyi tamir ediyoruz yani. Öyle hemen biraz sıkıntı çıktı bırak git olmuyor yani. Anlatabildim mi? Şimdi çocuklar telefonu alıyor bozuldu yenisini al. Bir şey alıyorsunuz yenisini al. Evlenince eşiyle sıkıntı yaşadığında aman boşver ya yenisini alırız deyiveriyorlar. Bak sorunlarımızın kökenlerini size sosyolojik bazı şeyleri anlatacağım ama eğlenerek anlatacağım. Bir gün babama dedim baba ne lan dedi. Dedim bana gofret al. O ne lan dedi. Dedim çerçi getirmiş. Çerçi biliyor musun? Tekerlekli AVM. Aslında AVM değil mi? Başkanım güldüğüne göre sende de var bir şeyler ha. Vallahi böyle öteberi lokum bisküvi gofreti getirmiş. Amcamın oğlu böyle yiyor çıtırt. Yemin ederim benim içim gidiyor. Kemal Sunal filmi gibi hom yapıyorum böyle. Bir daha çıtırt hom. Dayanamadım lan dedim ucundan bir tane ısıttırır mısın? Bizde para yok dedim. Gofreti beni çatlatmak için böyle yiyordu. Ben ucundan ısırayım mı deyince aha vallahi böyle tuttu böyle. Lan bunu neresinden ısırayım ben? Geçen Balıkesir İvrindi'de kadının biri dedi ki sende de hiç akıl yokmuş dedi. Niye dedim? Alttan ısırsaydın dedi. Zekaya bak ya. Vallahi hiç aklıma gelmedi benim. Neyse ısırdım ve çok hoşuma gitti. Hatta arabada bir kutu gofret var. Dün Konya'daydım ya. Ereğli tarafı sizin bu Aksaray yolu üzerinde gofret şeyleri var. Gofret getirmişler. Yani bir yerin nesi meşhursa hediye koyuyorlar yani başkanım. Yani. Ceviz festivali yapmayı biliyorsunuz. Hanım da eve almıyor eli boş gelirsem. Değil mi? Kadın haklı yani. Hala pişman olmadınız mı beni çağırdınız? Güzel arkadaşlarım. Böyle koştum babama ben gofret istiyorum dedim. Babam dedi para yok. Ben gofret istiyorum dedim. Anana söyle dedi anana. Yumurta versin onunla al. Yumurta bizim köyde hazineydi. Tavuk da Ziraat Bankası gibi bir şeydi. Tavuğun kıçı da bankamatikti ya. Benim çocukluğum küçükken tavuğun götünü bekleyerek geçti ha. Ya köyde bazen kardeşim kızıyor niye tavuğun götü diyorsun. Ya köyde tavuğun sayın kıçı denir mi? Götü götüdür işte. Masum bir kelimedir o yani. Kullandığım kaba kelimeler için özür dilerim. Ben köyümüzü aynen aktarmak istiyorum. Mesela anam bana, benim anamla eşim hiç geçinemedi. Anam bana karı kılıklı der, eşim bana anası kılıklı der. Ben kılıksız kalmış bir garibanım yani. Başkanım vallahi çok güldün sende bir dert var ya. Beni dinleyince haline şükrettin herhalde. Başkanım gülmekten gözünden yaş geliyor. Bak gözünden yaş gelsin iyi de bak alttan malttan gelirse iyi olmaz yani. Şimdi başkanım diyordur bu bela adamı nereden getir? Ya gül gül Allah aşkına. Burada makamlarınıza falan konuşmuyorum ben. Ya bırakın yani askeriye de gidiyorum öyle. Mesela askeriye şöyle bir şaka yaptım. Gülmüyorlardı ya. Dedim ki bir albaya gözüme kestirdim. Dedim komutanım eşin de gelecekti. Biliyorum karısı yanında. Adam böyle yarı kel. Dedi işte burada. Komutan dedim Antalya'daki seminerde kolunda başka bir hanım vardı. O bu değil dedim. Karısı böyle yaptı. Gebertirim vallahi. Abi güldüler var ya işte bak çözüldüler. Ama bazen baltayı taşa vurduğumuz oluyor. Bir tane yüzbaşını böyle gözüme kestirdim. Sen kılıbık mısın dedim. Adam böyle. Sen dedim hanımdan korkuyorsun saçın yok hanım döktü. Sen dedim gördüm halime şükrettim. Ne kadar korkaksın hanım duyunca ağzını aç. Tam 10 dakika takıldım adama ya yüzbaşı. Adam hiç renk yok yemin ederim benim moralim bozuldu. Sonra da adama dedim ki sen ruh musun lan dedim.
Sabah beri takılıyorum, tepki yok. Böyle yaptı. Hocam boşuna uğraşma, ben bekarım, bekar dedi. Kala kaldım. Vallahi benim çocukluğum kümesin kapısında tavuğun kıçını beklemekle geçti. Sonra ben öğretmen oldum. Bankamatikte maaş için beklerken hep tavuğun kıçını hatırlardım. Siz de maaş çekerken beni hatırlayacaksınız. Kartı sokarken böyle yapacaksınız. Hatırladın mı tavuğun şeysini? Babama dedim ki, baba ne lan dedi. Dedim bana pantolon al. Siyah pantolon videomu seyrettiniz mi? Bak onun kitabını da yazdım. O aslında 6 dakika seyrettiniz. O daha uzun aslında. Baba dedim pantolon al. Para yok deyince ilk defa diklendim. Dedim donsuz mu gezeceğim? Babam dedi yok. Her şeyin bir çaresi var. Git anana söyle dedi. Babaannenin şalvarını bozup sana don diksin dedi. Ama ciddi bir sorun vardı. Babaannemin şalvarı çiçekli basmadan. Ben çocukken hep çiçekli kız donu giydim. Ucu büzgülü böyle şalvar. Bilirsiniz değil mi böyle şalvar işte. Maxi fistan. Ya ben böyle büyüdüm ha. Üniversiteye gittim. Bir tane doçent dedi ki, gençler dedi çocukken yaşadıklarımız yetişkinlikteki davranışlarımız üzerinde çok etkili oluyor dedi. Lan içime bir korku düştü. Arkadaşım dedi ki, oğlum sen kız donu giydin ya. Gelecekte böyle karışık bir şey olursun. Ne demekse ya. Ya bir de geçen de bir psikolog bana diyor ki, konferansı dinlerken ya yanlış anlamazsanız size bir şey sorabilir miyim? Sor dedim. Sizin bazı hareketleriniz kadınlara benziyor. Niye ki dedi. Dedim şalvardan. Bir de eşime, geçen sene eşim de vardı ya. Vallahi kadınlar günde telefon ettim. Hayatım dedim kadınlar günün kutlu olsun. Dedi ki senin de. Ben dedim bir şey. Babam ilk pantolonu getirdi. Bir giydim tam 5 yıl hiç çıkartmadım. Nereye çıkarıyor? Kardeş 5 pantolon tek. Kim çalarsa onun oluyor. En büyük de bendim. Kardeşim 4 gün yalvardı, 5. gün veremedim işte içime dert kaldı. Bir gün misket oynarken, Adanalı var mı orada? Gülle diyorlar, gülle. Ben Adana'da öğretmenlik yaptım. Gülle. He? Böyle misket oynarken dizim yere sürtündü bu dizim. Aa buraya bir delik açıldı. Vallahi ben zırıl zırıl ağladım. Pantolon yeni ya, 5 yıllık. Yırtıldı. Anam böyle yaptı. Sus lan! Bakarım çaresini. Baktı. Delik bu kadar, anamın yaptığı yama aha bu kadar ha. Süvarilik diyorlardı. Bu dizim sağlam, buna da yaptı. Bu ne ana dedim. Estetik açıdan güzel görünsün dedi. Sonra ben müdürümle tanışınca bayağı rahatladım. Müdürümün anası onun arkasına da yama yapıyormuş böyle. Giydin mi giymedin? Doğru söyle. Başka giymedin. Sen zengin çocuğuna benziyor zaten. Diyorum. Diyor ki rengarenk sarı, mavi, kırmızı, yeşil arabaların stop lambası gibi yanıyor. Öyleydi. Ben de diyorum haline şükret. Bizim çocukluğumuzda iş çamaşırı yoktu. Donsuz gezmiyorduk tabii. Fakirler bilir misiniz şeker torbasından atlet kilot dikerlerdi. Babamla bir gün hamama gittik. Babam böyle bak soyunuyor ya. Ceketi çıkarttı, gömleği çıkarttı. Lan unutmuş anamın şeker torbasından atlet kilot diktiğini. Babamın sırtında burada yazıyor. Eskişehir Şeker Fabrikaları. Marka. Çuvalların altında bir not olur. Net 50 kilo. Tam babamın kalçaya gelmiş. Net 50 kilo. Onun altında bir not daha. Nemden koruyunuz yazıyordu. Babam sırılsıklam olmuş ha. Bunları size niye anlatıyorum ya? Şimdi size önemsiz ikinci cümlemi söylüyorum. Bu cümlemi dinlemenize gerek yok. Ben hiç dinlemeyin. Bana öyle geliyor ki bizim zamanımızın zorlukları bizim okumamızı kolaylaştırıyordu. Şimdiki zamanda çocuklara verdiğimiz bütün kolaylıklar onların okumasını zorlaştırıyor gibi geliyor be arkadaşlar ya. Bizim köyde ekinler 2 türlü kuruyor. Bir susuzluktan, bir de aşırı sudan. Aşırı suyu verdiğinizde ekin 2-3 gün duruyor, çürüyüp gidiyor. Arkadaşlar ben 38 senelik öğretmenim. Türkiye'yi gezdim, dünyada da 21 ülkeye gittim. Bir şey gördüm. Bugün çocuklar 2 türlü mahvoluyorlar. 1- ilgisizlikten ve sevgisizlikten. 2- aşırı ilgiden ve aşırı sevgiden. Çocukken her dediği yapılan birisinin
Teşekkür ederim. Mutlu ve başarılı olma şansı yoktur. Bak iki tane örnek anlatayım. Dün Konya'daydım. Yok, Kayseri'deydim evvelki gün. Bir kadın geldi. Benim kızım dedi sizinle fotoğraf çektirmek istiyor. Tamam, şu çocuk şu kadar ha. Ne kadar güzel, buyurun dedim, geçin sıraya. Böyle yaptı. Ama benim kızım sırada beklemek istemiyor. Yürü git lan dedim. Manyağa bak. Çocuğunu el bebek, gül bebek yetiştiriyor. Herkes sırada beklerken kul hakkıdır bir kere. Bak ben demin de burada söyledim. Benim çocuklarım bana diyor baba kul hakkı yeme. Ya sen çocuğum, benim çocuğum sanki bir prenses. Sınır koyun çocuklara. İstemiyor, beklemiyorsa istemiyor demek ki. Dedim. Vallahi çektirmedim ha. Yani geçeydi sıraya, bekleseydi. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? Büyüyünce doyumsuz oluyor bu çocuklar. İkincisini bugün burada yaşadım. Bir tane çocuk fotoğraf çekiyor. Belki içinizdedir. Fotoğrafı çekti. Böyle ışık çıkmış böyle benim tepemde. Işık. Hemen annesi mi? Annesi şöyle yaptı. Ay ver, şey, sen çeker misin? Bırak dedim onu. Ver çocuğa. Çek lan dedim. Biraz şu yana gel, daha güzel çekersin. Sonra çocukta ne oluyor biliyor musunuz? Ya benim elimden bir şey gelmiyor. Bırak, denedi, yanlış olacak tabii ya. Ve çocuk ikincide çok güzel çekti. Burada mı? Aranızda mı o aile? Ha siz miydin? Ha sendin değil mi? Seni alkışlayalım ya. Çok güzel fotoğraf çekti. Teşekkür ederim. Bunlar önemli konular. Onun için Dilek Cesur'un kitaplarını okuyun. Hatice Kübra Tongar'ın kitaplarını lütfen okuyun. Serhat Yabancı'yı tanıyor musunuz? Ha? Gelecek mi? O da gelecekmiş herhalde. Çarşamba buradaymış. Bak öyle bir aile kitapları var ki. Lütfen onun kitaplarını okuyun. Bizim ailemize çok katkı sağladı. Şimdi işte bunları onun için anlatıyorum. Diyorlar çişini niye anlatıyorsun? Geçen Almanya'da bir çocuk geldi 9 yaşında. Annesi dedi şey, kitap bakıyor. Amca dedi bana göre kitabın var mı? Dedim var. 9 yaşında. Yüreğime dokunan eller benim ilkokul hayatım. Çocuğa dedim bunu oku. Senin okuyacağın kitap eğlenceli, maceralı, akıcı, sürükleyici, kolay anlaşılır olması lazım. Annesi böyle yaptı. Bizim Almanya'da doğdu, Türkçeyi çok iyi okuyamıyorlar. Karışma kız dedim. Sen dedim çocuklarla dille mi anlaşıyorsun? Çocuklarla gönül gönül anlaşılır yani dedim. Neyse dedim beğenmezsen parasını geri alırsın. Çocuk bir gün sonra geldi ha. Amca dedi ben kitabı bir gecede okudum. Anası şoka girmiş. Dedi seni çok sevdim. Neyi sevdin dedim. Sen de benim gibi sidikliymişsin dedi ya. Al sana. Bak ben çocukla iletişim kurdum orada. Bu çişini niye anlatıyorlar diyorsun. Sebebi şu. Bana öyle diyorlar yani. Hele kardeşim o emniyet müdürü olan diyor anlatma. Ayıp diyor. Hiç de değil. Niye? Nurcan bana ilkokulda sidikli dedi, salak dedi, sümsük dedi. Bir gün sınıfta parmağını kaldırdım. Ne var lan dedi. Bu soruyu biliyorum. Sidikli sen ne anlarsın dedi. Parmağımı usulca indirdim ya. Sonra baktım olmuyor. Dedim sana gününü göstereceğim. Şimdi size önemsiz bir şey daha anlatıyorum. Ne yapacakmışsın dedi, görürsün dedim. İlkokul, ortaokul, liseyi bitirdim. 23 yaşında üniversite hocası oldum Çukurova Üniversitesi'nde. Öğretmen oldum 1985'te. Ben ilk buradan gittim ha, ilk defa mesleğime, Aksaray'la ilgili. Ve öğretmen oldum. Sonra arkadaşlar, çocuklar çok başarılı oldu. Galatasaray UEFA şampiyonu olmuştu. O şampiyon eden sistemleri derslere uyguladım. Çocuklar Türkiye'de derece yaptılar ve ben istifa ettim. Çünkü okula müfettiş geldi. Nasıl yaptınız demişler müdüre. Müdür de demiş ben yapmadım, Alişan yaptı. O gün bir şey anladım. Türkiye'de memursanız, iyi şeyler yaparsanız soruşturma geçiriyorsunuz. Yan gelip yatarsanız hiç soruşturma geçirmiyorsunuz ha. Vallahi. Ben de hayaller kurdum. Ayrıldım öğretmenlikten. Bir kurs merkezi açtım. Çocuk geliyor 8 naifli bir hafta kurs yapıyor. Çıkıyor üniversite kazanıyor. Çıkıyor Hacettepe, ODTÜ. Böyle bir sürü çocuk üniversite kazanınca Cumhurbaşkanlığı bunu duymuş. Ankara'da herkes bilir yani insanlar. Ve dedi sekreter Cumhurbaşkanlığından eğitim istiyorlar aile içi iletişim. Hatta arkadaşlar Hamza Valim dedi ki bu çalışmayı o biliyor. Ankara'dan da tanışırız. Bunu dedi bir dosya at bana. Bu Aksaray'ın bütün öğrencilerine yapalım. Bundan sonra ilçelere yapalım. Dedim sonra tayini çıktı yani. Güzel arkadaşlarım. Ve ne oldu? Cumhurbaşkanlığına gittim. Türkiye'yi yöneten 350 kişi. Ben önce onları güldürdüm. Sonra yuvamın nasıl dağıldığını anlattım. Bana çok tatlısın dediklerinde
kardeşimi ben pantolon giydiremeden toprağa verdim. Kendi kızımı 30 yaşında alnından öperek toprağa indirdim. Eşimle yuvam dağıldı, 1,5 sene ayrı yaşadım. Babama hiç param nasip olmadı. Bütün bu dertleri, sıkıntıları isyan etmek yerine Cenab-ı Allah bana ne öğretmek istiyor diye baktım ha. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Allah buyuruyor ki bazı şeyleri siz hayır sanırsınız sizin için şerdir. Şer sanırsınız sizin için büyük hayırlar vardır. Allah bilir, siz bilmezsiniz diyor. Benim yıllar önce geçen bana birisi dedi ki sen niye fakirlik edebiyatı yapıyorsun? Ne edebiyatıymış dedim o. Yok yoksulluk falan. Hiç de yoksul değilmiş. Bu benim en büyük zenginliğimmiş vallahi. Anlatacak ne kadar çok hatıram varmış benim ya. Hayatıma kalite gelmiş yani. O yokluklarla. Neyse güzel arkadaşlarım. Anlattım, çok ağladılar. Bir de çözüm anlattım onlara. Burada projeksiyon olsa var ya ben size de göstereceğim onları. Böyle inşallah bir dahakine projeksiyonla da anlatırım. Böyle çözüm anlattım. Yuvam nasıl toparladım, nasıl sıkıntılarımı çözdüm, nasıl geri bir araya geldik diye. Ve 3,5 saat sürdü konferans. Kalktılar, beni ayakta alkışladılar. Şimdi çocuklara soruyorum. Benim ne yapmam lazım? Sevinmem lazım değil mi? Sevinemedim. Perdenin gerisine gidip zırıl zırıl ağladım. Niye biliyor musunuz? Aklıma yine Nurcan geldi. Bana Sidikli diyen kız. Ne düşündüm? Çocukken güvenimi çalan naylon hışırtılarını kurduğum hayallerle, çalıştığım derslerle, attığım adımlarla Türkiye'nin zirvesinde alkış hışırtılarına çevirmiştim ben o gün. Başımı yastığa koyduğumda anladım ki engeller, zorluklar, fakirlik zannettiğimiz şeyler sıradan insanların başarılı olması için Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetlermiş. Çocuklarınızın okumasını istiyorsanız engel çıkar. Bak çocukların yanında söylüyorum. Sınır konulmayan çocukların özgüveni gelişmez. Ben küçük çocukların eğitimcisi değilim. Sınır konulan çocuklar özgüvenli olurlar. Her dediği yapılan çocuk doyumsuz olur. Bizim çocuklara verdiğimiz şeyler kendi çocukluğumuzda kendi ihtiyacımız olan şeyler olabilir. Hani yemedik, yedirdik, içmedik, içirdik, giymedik, giydirdik diyoruz ya. Onlar bizim yaralarımızdır. Bizim kursa gelen bir çocuk geldi. Çok mutsuzdu çocuk. Niye mutsuzsun dedim. Dertleştik biraz çocukla. Ben dedi müzisyen olmak istiyorum. Annem diyor ki benim hiç doktor oğlum yok, çocuğum yok. Ben doktor etmek istiyorlar. Neyse 6 yıl sonra çocuk geldi. Diplomasını almış, doktor tıp diploması. Hocam dedi bunu şimdi götürürüm anneme vereceğim. Anne diyeceğim sen doktor olmamı istiyordun, beni hiç düşünmedin. Diploma istiyordun değil mi? Al sana diploma ama ben doktor olmayacağım. Gidip ben müzikle uğraşacağım. İşte o anne katildir ha. Bugün Türkiye'de mesleklerini yapan ama sevmeyenlerin bir kısmı anası babası istedi diye o mesleği seçmiştir. Yapmayın bunu. Bırakın benim küçük kızım grafik tasarım okuyor. Ne alaka dedim. Devir değişti baba dedi. Şimdi üniversitede 3'te. Baba dedi ben seni İngilizce filmlerini çekip grafiklerle, animasyonlarla, çizgi film gibi şeylerle dünyaya senin mesajlarını dünyaya İngilizce anlatacağım dedi. Bak hayaline bak ya. Onlar bizden farklılar. Anlatabildim mi? İşte güzel arkadaşlarım benim çocukluğum böyle geçti. Nurcan'a gününü göstermek için şehire geldim. Dediler ki babam okutamam oğlum dedi. Yoksulluğun olduğu zamanda ben nasıl okutacağım dedi seni. İmam Hatip açılmış dediler. Fakir çocukları fitreyle zekatla okutuyorlar dediler. Şehire geldim. Nasıl geldim? Yamalı pantolon. Zaten örselenmişim. He? Nurcan Zede'yim. Anne Zede'yim. Va öyle pısırırım böyle ha böyle gelmişim tamam mı? İlk duyduğum şu şşşt lan öküz ahır mı lan bura? İmam Hatip'te utanarak utanmıyorum da üzülerek söylüyorum. Geçen sıra dedi. Birkaç gün sonra biri kulağımı tuttu çevirdi tahtaya bir vurdu tahta göçtü içine. Niye göçerdi diye bir daha vurdu. Parmağını büzüştürdü böyle cetveli dikine vurdu. Oğlum. Bak bu laftan ben çok rahatsız olurdum önceden. Oğlum
Bizim zamanımızda biz hocaları görünce sokağımızı değiştirdik. Niye? Saygıdan, sonradan anladım. Vallahi yalan, korkudan. Ben şimdi göreceğim. Kaç! Saygıdan. Saygıdan kaçıyorum başkanım, saygıdan. Böyle bir şey olur mu? Bırakacağım okul dedim. Şimdi İmam Hatip'e gittiğim için böyle ezan okuyorum, müezzinlik yapıyorum, Amin-i Rasulü falan okuyorum. Köyün çocukları hayran hayran bakıyorlar bana. Kardeşim dedi, ben de dinimi, diyanetimi öğreneceğim. Geldi, o da İmam Hatip'e geldi. Ama o şiddeti görünce ve biz okulu bırakmaya karar verdim. Lise 1'e geçtim. Şimdi hayatımın dönüm noktasını anlatıyorum. Bir kış akşamı, Aralık ayı, İç Anadolu'nun ayazını bilirsiniz. Önceden çok kar yağardı, soğuk olurdu. Şimdi kar çok yağmıyor. Bir kış akşamı tezek bitmiş, milli petrolümüz tezek. Yakacak yok, tek göz damda. Böyle donuyoruz ha. Vallahi böyle nasıl titriyoruz. İnternet mi vardı baba yetiştiğim? WhatsApp mı vardı baba bir çuval tezek yolla diyeyim? Gurbette Eskişehir'in Sivrisar ilçesinde okumak isteyen iki tane çocuk. Dedim biz ölürüz yani. Kardeşimle aynı yatağa girdik. Birbirimize sarıldık sıcacık olsun diye, olmadı. Ayaz. Ne yapacağız dedim. Allah Kerim dedi. Allah Kerim ama tezek yok dedim. Sen görürsün dedi Allah Kerim. Kapı çaldı ya ilerleyen saatlerde. Ben korkumdan açamadım. Çocuklar, korkuyordum. Kardeşime baktım, ben korkuyorum dedi. Kapı bir daha çaldı. Lan ben büyüğüm ama ben de korkuyorum dedim. Ve kalktım. Mecbur kapıyı açmak için gecenin o fırtınasında yavaşça kapıya doğru gittim. Kapıyı böyle açtım. Gördüğüm manzara karşısında demişim. Karşımda okul müdürü, müdür yardımcısı, bir de öğretmen. Ne yaptık ki lan? Eve kadar gelmişler dedim. Okul müdürü bütün şefkatiyle dedi ki, Alişan yavrum, aklımıza düştünüz oğlum. İki çocuk okumak için uğraşıyorsunuz. Merak ettik, yakacağınız var mıydı evladım? Üşüyor musunuz? Onu sormaya geldik dedi. Çıktım dışarı, ağlamaya başladım o ayazda. Hayatımda ilk defa birisi beni insan yerine koymuştu. Benim anam yatağı ıslatıyorum diye dövüyordu. Nurcan Sidikli diye dalga geçiyordu. Anam gebertinceye kadar dövüyordu. Babam hiç dövmedi ama hiç de sarılmadı, bilmiyordu. Bazı öğretmenler azarlıyordu. Ben değersizdim ama öğretmen tezek var mı dedi. İçeri geçtiler, yarım çuval odunu getirmişler, sobaya attılar. Gürül gürül yandı, ısındım. Ama ben sobayla değil, öğretmenlerin şefkatle bakan gözleriyle ısındım. İsmini söyleyeyim, belki hatırlayan çıkan, bilen ya da tanıyan. Şu anda Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Profesör Mustafa Ağırman. Bilmiyorum, tanıyan. Mesela demin, bak bir tane çıktı mesela. Tanıyorsunuz değil mi? Tanıyormuşsunuz ben. Allah ondan razı olsun. Arkadaşlar, onlar gittiler. Hiç kuzine yaktınız mı? Kuzine. Doğal gaz var ya, çocuklar bilmez, doğaldır. Kuzinin üstte bir delik olur. Böyle tavana ışık, böyle şey, alevler vurur. Hayal kurdum. Bir de güğüm var, cızırdar böyle, su taştı mı cızırdar ya. Dedim, hayaller kurdum. Dedim ben öğretmen olacağım. Eğitim anlayışımı şunun üzerine kurdum. Yüreğine merhaba diyebildiğim bir insanın beynine de merhaba diyebiliyorsun. Beyin motorunun yakıtı kalpteki sevgiymiş ha. İşte ben çocukla mesela çişini anlatırken beni ünlü zannediyorlar ha. Böyle bazılar görüyor, el ayağı dolaşıyor, şifresini hatırlamıyor. Çok heyecanlandım. Ya televizyonda belki görüyorsunuz, kitap okuyorsunuz. Ama ben çocukluğumu şunun için anlatıyorum. Ben önce çocuk gibi sidikli oluyorum. Çocuk bu aynı benim gibiymiş diyor. Sonra o benim gibi başarılı oluyor ha. Bak çocuklar böyle gökten zembille inmiş gibi bir hava çizmeyin. Yanlıştır bunlar yani. Bırak çocukla çocuk ol ya. Sonra o senin gibi büyük olur vakti geldiğinde. Ben ilk defa o sene takdir aldım. Anam soruyor. Len? Len demek bizim köyde beyefendi demek. Kaba kelimeler için tekrar özür dilerim yani. Sen ne çıkacaksın dedi. Niye dedim? Bir şey çık dedi. Doktor çık, öğretmen çık, doktor. Anam doktor demez yani. Doktordur adı. Mühendis çık, imam çık. Niye diyor bir şey çıkmamı istiyorsun? Kazandı kağıdını getir. Şu Nurcan'ın anasının gözüne sokacağım diyor. Eltiler ya. Anamı eziyorlar. Anam en küçük gelin yani.
Nurcan diyor Sidikli. Nurcan anası diyor senin Sidikli ne çıkacak? Anam da cevap veremiyor. Anam kendini benim başarımla var ediyor güya. Şimdi sevgili çocuklar, öğrenci arkadaşlarım bunu size anlatacağım. Gözünüzün önüne getirir misiniz? Patates tarlasında patates kazıyoruz. Sonuçların açıklandığı gün. Anamın ayağında terlik, şalvarı yamalı, yüzü böyle terden yolak yolak olmuş, elleri nasırlıydı. Kurban olduğum nasırlarına. Ben bugün burada Aksaray'da salona sığmayacak kadar ayakta kalan sizin gibi muhteşem misafirlere konuşuyorsam benim için bir şereftir. Anamın nasırlı ellerinin emeği olduğu için değil midir? Babamın şu kırışık alnından dökülen terlerin ve bana emek veren öğretmenlerimin eseriyim. Cenab-ı Allah'ın huzurunda hepsine çok dua ediyorum. Allah onlardan razı olsun ha. İyi ki varlar yani. Ben böyle bir iki sorun anlattım diye, yok anama kızgınım, öğretmene kızgınım değil. Biz sorunlarımızı da farkına olmalıyız, çözümlerimizin de. Babam otobüsten indi. Anam dedi bakalım ne çıkacaksın. Nurcan böyle yaptı. Elif yenge boşuna heveslenme, bu Sidikli'den bir şey çıkmaz dedi. Ulan 18 yaşına geldik, kurtulamadık Nurcan. Siz şimdi Nurcan'ın sonunu da merak ediyorsunuzdur ha. Evet. Paparaziciler ne olacak? Babam indi, anam fırladı. Ne çıkmış herif dedi. Herif demek bizim köyde sevgilim demek. Ne var lan karı demek, o da aşkım demek. Böyle konuşurlardı yani. Babam bir zarf salladı. Anam dedi vallahi çıkmışsın, devlet boşuna zarf verir mi? Herkes icra bekliyor, anam sonuç bekliyor. Anam dedi çabuk müjdeyi ver. Babam dedi müjde mi istiyorsun? Anam dedi he. Babam dedi ki eşşoğul eşek. Çok özür dilerim. Lan dedi sana verdiğim emeklere yazıklar olsun deyince, anam o umutla bekleyen Nurcan'ın anasına gününü göstermek isteyen anam bir iki sallandı ve küt yıkıldı anama. Bak elini dizine vurdu, ağlıyor. Şimdi düşünüyorum da anam benim için ağlamıyordu ki. Nurcan'ın anasına ne diyecek, onun için ağlıyordu. Çocuklara niye ders çalış demeyin diyorum biliyor musunuz? Ankara'da bir lisede konferans yaptım. Atatürk Lisesi var. Arkadaşlar çocuğun biri hüngür hüngür ağlayarak çıktı salondan. Ben anam düştü deyince. Bizim asistanlar demiş ki niye çıktın? Sahnede manyak bir adam var demiş ya. Salak salak konuşuyor. Niye ki demiş. Anasını düşürmüş demiş. E demiş de sen niye çıktın? Ya adam manyak da demiş. Anlattıklarından çok etkilendim. Ben demiş eve gidiyorum, ders çalışacağım. Söz verdim. Anamın başını öne eğdirmeyeceğim demiş. Ya al sana motivasyon, ben çalış dedim mi? Ama çocuk beni örnek aldı yani. Neyse. Babam baktı ki anam ağlıyor. Güldü. Tabii ben hatırlamıyorum yani, aklım başımdan gitti. Nurcan o sırada ne yaptı bilmiyorum yani. Sevinmiş midir bilmiyorum yani. Babam böyle yaptı. Sus lan karı sus. Yani sevgilim susar mısın demek. Şaka yaptım lan. Gel seni bir öpeyim dedi. Böyle kalktım. Helal olsun dedi. Sen bu köyün medarı iftiharısın. Eskiler medarı iftar derler. Ben ne bileyim medarı iftar ne? Ben patates ilacı zannettim valla. Helal olsun dedi. Marmara Üniversitesi'ni kazanmışsın. Anamın hareket. Marmara nerelen dedi. Anam Marmara'yı ne bilsin ya. Babam dedi ki cici kız seni hatırladım. Ben kime dedim? Sen ne güzel dinliyorsun hanımefendi ya. Beni çok mu seviyor? Takip ediyor. Asılma bana, ben evli baklı adamım. Ama kızım yok. Ay, kurban olayım ya. Hoş geldin. Benimle ağlıyorsun, benimle gülüyorsun, öyle mi? Evet. Ay kurban olayım ben sana ya. Hoş geldin, hoş geldin. Ben de evliyim, benim de iki tane çocuğum, oğlum var, dört tane torunum var. Maşallah, maşallah, Allah eşim bağışlasın. Eşim devlet memuru emeklisi. Adam burada mı? Beni alnımın ortasından vurdurma sonra. Yok, eşim pek böyle
öyle yerlere gelmez ama beni serbest bırakır. Vallahi mi? Gücü vallahi. Sen adamı bırakıyorsun mu? Orası şüpheli. Yok. Dedim bak gidelim diye. Komşumla geldim ben. He. Beraber geldik. Emekli öğretmen komşum var. Ondan beraber geldim. Eşi de emekli öğretmen. Gel konferansı sen ver bari burada. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. Dua et ha. Dua et. Allah razı olsun. Bak konferans istiyorsan başkana de. Seçim yaklaşıyor de bir daha çağırsınlar beni. Evet ben zaten çok çalıştım siyasette de hocam. Vallahi mi? Ha, anlıyorum bu işleri. Kadın kollarında çalıştım ben. Ay sendeki. Kadın kollarında. Kadın kollarında çalıştım. Ay kız sendeki bu çeneyi görünce halime şükrettim ben. Eve gidip eşimi öpüp başıma koyacağım. Beterim beteri var diyeceğim ha. Teşekkür ederim ya. Ha şöyle müdahale, konferans böyle olur ya. Değil mi öyle kuzu gibi konferans mı dinlenir yani? Ama seni dinleyince aklım başımdan gitti benim ya. Hareketi gördünüz mü? Vallahi ben de evliyim. Ciddi. Arkadaşlar. Şimdi ben, babam dedi öğretmen olacağımış. Efendim bir şey mi soracaktın? Ben ne, duyamıyorum ki seni. Siyah pantolon hikayesini bir daha anlatayım. Bu da beni Nihat Hatipoğlu'yla karıştırdı. Nihat Hatipoğlu benim çok sevdiğim arkadaşım. Diyorum ki hocam, çok değerli bir hoca. Hocam diyorum şu Hazreti Ayşe ile Hazreti Hatice validemizden bir kurtul da bir günümüze gel yahu. Şu günümüz gençlerinin bir diline bir çözüm anlat diyorum yani. Çok güzel anlatıyorsun diyorum yani. Siyah pantolonu anlatmayacağım. Sebebini birazdan söyleyeceğim. Anlatmayacağım. Seyrettiniz mi? Siyah pantolonu seyredenler görebilir mi? Oo, anlatmayacağım. Söyleyeyim isterse. Rahmetli kızım, ben o siyah pantolonu ne bileyim ben TRT'de anlattım. Herhalde çok doğal olmuş. Ben güzel anlatmak için de anlatmadım. Bir anda yayıldı dünyaya. Televizyoncular bizim kapıya sıra oldu. Gel gel diye gitmedim yani bir süre. Sonra Zahide Yetiş arkadaşım da ya illa gel dedi. Gittim dedi anlat. Anlatmam dedim. Kızımın vefatından 25 gün önceydi. Ne olur anlat dedi. Reklam arası yaptılar. Yönetim geldi. Israr ettiler. Ben de ikinci kere Zahide Yetiş'te anlattım. Sonra eve geldim. Kızım böyle yüzünü eğmiş rahmetli yavrum. Baba dedi. İnsanlar seni niye seviyorlar dedi. Niye dedim. Senin samimiyetini seviyorlar dedi. Sen çok doğalsın. Sen ne zamandan beri hikayeci oldun dedi. Sen aynı hikayeyi iki kere niye orada anlatıyorsun dedi sen. Baba dedi hiç samimi gelmedi. Eşim dedi ben de katılıyorum kızıma. Baba dedi sana tavsiyemdir. Ne olur bir daha o kardeşim şey amcamın ruhuna haksızlık yapma anlatma dedi onu. O samimiyet olmuyor dedi. Ha isteyenler o internette var siyah pantolon orada seyrettiler. Ama bir salonda sor dedi. Kimse seyretmemişse orada anlatabilirsin çünkü ilk defa dinleyecekler. Sizin de %80'iniz dinlemiş zaten. Kızıma sözüm var hanımefendi o yüzden anlatmayacağım. Oldu mu? Heh, teşekkür ederim. Televizyonda var ama. Marmara Üniversitesi'ni kazandın deyince babam Marmara Üniversitesi'ne gittim. Vallahi şok geçirdim. Çünkü ben hiçbir kızla konuşmadan mezun oldum. Hep o Nurcan'ın yüzünden. Emmi'nin kızı, dayı'nın kızı, halay'ın kızı. Üniversite, liseye geldim, İmam Hatip'te imam vaaz ediyor. Ey cemaat, sakın harama bakmayın. Bir kıza dönüp böyle bir kere bakarsan bir şey olmaz, gözün değmiştir. İkinciyi dönüp dikkatli bakarsan gözlerine ateş dolan, dokunursan ölürsün, konuşursa yanarsın ha. Başkanım gene güldün, sen bakmışsın herhalde ha. Baktın mı doğru senin? Usul usul bakmışsındır. Ben yani kızlara hiç bakamadım. İstanbul'a gittim ya dediler hani kızlar İstanbul'un kızları saftirik köylü çocuklarına daha çok asıl ödeyince benim içime bir korku düştü. Dedim cehennem garanti o zaman. Bakamıyorum. Kızları görünce böyle yapıyorum. Estağfurullah ya Rabbi. İstanbul'a geldim. Dediler İstanbul'un kızları böyle böyle. 3 ay bakamadım. 3 ay sonra durakta bir kız gördüm. Bir güzel bir güzel. Ben o gün imamı mimamı unutmuşum vallahi.
Otobüsün kahişi olur bile tutmuşum. Kız da durakta bakışım böyle bak. Yanındaki adam böyle yaptı. Dürttü. Peçete vereyim mi lan dedi. Niye dedim? Ağzın suyu akıyor oğlum dediler. Ben estağfurullah deyip arkaya koştum. Babama mektup yazdım. Baba dedim. Para yolla. İstanbul'da her şey parayla. İnanmayacaksın ama tuvalete gitmek bile parayla. Bizim köyde git tarlaya yap. Para mara isteğin yoktu. Babam ne yazmış bana? Babama cahil diyorlar. Anam ilkokul 2'ye kadar okumuş. Babam ilkokul 3'ten mezun. Anamı da ilkokul 2'de bu tahsili diye alıp babama vermişler. Diploması varmış yani. Babam şöyle yazmış. Oğlum Alişan, sen benim oğlum olduğun için sana bu parayı göndermiyorum. Başkasının çocuğu olsaydın da yollardım. Sen öğretmen olmak için çırpınan bir delikanlısın. Aman ha oku. Oku da milletin, memleketin insanlarına faydalı çalışmaları olan hayırlı bir evlat ol benim güzel oğlum. Vay be. Bakar mısınız ya mesajına? Hayırlı bir evlat ol. Adam ilkokul 3'ü bitirmiş, cahil diyorlar. Üniversite mezunu, kafamı kıran bilgili oluyor yani, öyle mi? Sevgi Bahçesi'nin Bahçıvan diye bir kitapta sordum bu sorunun cevabını, bilmiyorum. Ben bilmiyorum kim cahil. Kendi cahilliğimden başka. Neyse güzel arkadaşlarım, üniversiteyi bitirdim. Öğretmen oldum, Adana'ya gittim. Böyle sılay rahim bilirsiniz değil mi? Ya anayı baba ziyaret edersin. Benim Türkiye'de en çok geçtiğim yol, aha bu Aksaray yolu. Yani Adana-Ankara yolu. Niye? Çünkü 15 tatilde gidersin. Kurban'da, Ramazan'da her yerde gidersin. Bayramda yaz tatile gidersin. Anam bir gün ne dedi? Bunu da öğrenci arkadaşlarıma anlatmak istiyorum. Oğlum dedi, baban sizi zor okuttu. Niye dedim? Bizim köylerde kışın para olmaz. Harmanda olurdu, pancarda olurdu. Biliyor musunuz? Kim yerde işte Rize'de çayda olur, Karadeniz'de fındıkta olur. Her yer değişik. Adana'da, pamukta falan. Neyse babam kahveye gitmiş, çay içmiş 20 kuruş, ikinci, üçüncü gün 60 kuruş. Abi verememiş ya. Çayı verememiş yani, para yok. Babam böyle oturmuş kahveye. Tahmin ediyorum yani herhalde böyle kara kara düşünmüş olmalı ki amcam babama gelmiş böyle yapmış. Lan salak. Senin patozun yok, mibzerin yok, tırmığın yok, traktörün yok. Sen ne okutuyorsun lan? Elin çayına muhtaç olur, rezil olursun demiş babama. 1 lirayı böyle masaya atmış ha. Babam ağlaya ağlaya eve gelmiş. Anama demiş ki ben bu çocukları okutmaktan hiç vazgeçmeyeceğim demiş. Eskiden bir laf vardı, ceketimi satar okuturum derlerdi. Çünkü bir tek ceketi vardı adamın yani. Neyse güzel arkadaşlarım, anam bunu anlattı. Ben gittim tatil dönüşü, ek ders ücreti aldım. Hiç unutmayacağım, 160 lira, 160 lira. Cebime koydum, köyü aradım. Anam çıktı telefona. Baban dedi yatsı namazına gitti, oradan kahveye gider. Ne zaman gelecek ana bilmiyorum. Babama sürprizim var dedim. Neymiş dedi, sabah ben arayacağım kendim söyleyeceğim dedim. Ve başımı yastığa koydum, hayal kurdum. Gardırobumuz yoktu. Pantolonu duvardaki çiviye asmıştım. Eskiden yoksulluk vardı ya, valla. Çiviye asmıştım. Paranın da böyle izi görünüyor. 160 lira. Herhalde bugün 5-6 bin lira eder. Yani ek ders ücreti o kadardır yani tahmini. Ve güzel arkadaşlarım, böyle dedim babam bu parayı alır kahveye gider. Ne güzel hayaller kurdum. Sonra dedim bazılarına çay ısmarlasın ha. Bazılarına da gıcıklığına beyaz gazoz ısmarlasın. O zengin işiydi biraz. Böyle uyumuşum. Telefon çaldı. Bir sıçradım yerimden. Baktım böyle duvarda saat 5'e 5 var. Sabah 5'e 5. Kala. Babam dedim sürprizi merak etmiş. Hemen telefona koştum. Açtım. Arayan babam değildi. Amcamın oğluydu. Alişan dedi. Böyle çok üzgün bir sesle. Dedi çabuk köye gel. Dedim neden? Dedi baban. Anlamadım dedim. Ya bir şey yok da dedi baban çok hasta. Seni istiyor. Lan dedim bana bak. Babam hasta olsa saat bu saatte beni mi arar? Bir şey olmuş dedim söyle. Yalvardım ha. Siz umut nedir bilir misiniz? Yalvardım söylemedi. Ben de mahsucuktan dedim ki okul müdürü izin vermez, sınavlar var.
Ben dedim 10 gün sonra gelirim. Durdu. Yok lan dedi, şimdi gel. Niye dedim? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun dedi. Baban yarım saat önce kalpten öldü deyiverdi. Sevgili arkadaşlar, benim babam para göndereceğimde 52 yaşındayken kalpten öldü. Ve benim babama hiç param nasip olmadı. İşte cenaze için çocukları da al gel dedi. Yoldan çıkarken burada bu ağaçlı tesisleri var ya, orada mola verdi otobüs. Telefon, cep telefonları yoktu. Oranın sahibi kimdi bilmiyorum yani o zamanlar. Rica ettim. Dedim bir telefon edebilir miyim? Tabii dedi. Telefon ettim. Dedim babama hiç param nasip olmadı. Bir tas suyum olsun, nasip olsun. Cenazesini ben yıkamak istiyorum dedim. Beni bekleyin. Beklediler. Hiç yatılı okuyan oldu mu içinizde? Yatılı okursanız babanız sizi gelir götürür. Anneniz en güzel yemekleri yapar. Sıra da gelmez yani, değil mi? Benim babam, saygıdeğer misafirler, hep beni ayakta karşılardı. O gün otobüste ağlaya ağlaya giderken dedim ki ne olur bugün bir kere daha ayakta karşıla. Ama babam beni ilk defa yatarak karşıladı. Kapandım üstüne. Dedim kalksana. Para getirmiştim. Kalkmadı. Tırnağımı geçirdim. Böyle çimdikledim. Eziyet ettim babama. Ilık suyla yıkanır cenaze. Ben dirilir umuduyla. Daha doyamadım dedim. Sana benim yapacaklarım vardı dedim. Böyle bir kova kaynar su döktüm hoplasın diye. Kıpırdamadı bile. Mezara indirdik. Millet gittikten sonra mezarın yanında cebimdeki o 160 lirayla oturdum. Dedim baba, sana hiç param nasip olmadı. Ama dedim bu ülkeye, bu gençlere, insanlara öyle güzel hizmetler yapacağım ki insanların sana çok duası nasip olacak dedim. Karış karış geziyorum işte. Dedim ya bugün buraya gelirken Eskil'e uğradım. Sabah Konya'da iki konferans yaptım. Dün Konya'da büyük konferans yaptım. Evvelki gün Kayseri, İstanbul. Sabah buradan gece yol gideceğiz. Oradan geri İstanbul, Diyarbakır, oradan İsviçre, Almanya, böyle Hakkari, böyle bir hayatım var. Hiç yorulmuyor mu diyorlar. Sen 62 yaşındasın ve yorulmuyor mu diyorlar. Yo dedim. Peki bu neye borçlusun? Anam hani babam Marmara Üniversitesi'ni kazanmış, öğretmen olmuş deyince, bak bunu öğrenci kardeşlerim, bunu size söylüyorum. Kalktı anam, biz sarıldık. Anam terlemişti. Ben böyle sarıldığımda o buradaki ter kokusu var ya, benim hayatımın en büyük motivasyon kaynağı oldu. Ben şimdi yorulmuyorum. Çünkü nice anaların umutları var. Nice babaların evlatlarıyla ilgili umutları var. Öğretmenlerin öğrencileriyle ilgili umutları, çocukların geleceğe dair hayalleri var. Meryem kızımın, o geçen sene kendisi bir anlatmıştı burada, hayalleri vardı, kitabı çıktı. Ben Meryem hayallerime bilet var mı? Onun için ben o biletleri bulmalarına hep yardımcı oluyorum. Anlatabildim mi? Onun için genç arkadaşlarım bugün evinize bir başka gidin. Mesela yolda giderken anne deyin. Bu amca var ya diyeyim böyle. Anne ben önce adamı komik zannettim. Böyle soytarı gibi bir şeydi falan. Ama sevgiyi anlatınca seni ne kadar sevdiğimi anladım diyeyim. Babanıza sarılın. Burada anneler çoğunlukta. Babanız bugün işten ya da yarın sarılın onlara. Baba diyeyim benim için çalışıyor ya. Baba bir eline bakabilir miyim diyeyim ya. Ben bütün babaların çocuklar için helalinden kazanan ellerin mübarektir bence. Lütfen yarın okula gidin öğretmenlere deyin ki öğretmenim biz dün bir konferanstaydık. Bu salonda kaç kişi vardır bilmiyorum şu anda. Var mıdır 600-700 kişi? Kaç? Vardır. Var işte. Belki bine yakındır tam bilmiyorum. Bir de sığmadınız herhalde. Öğretmenim deyin o 500-600 kişi, 700-800 kişi çıt çıkarmadan bizi çok kaliteli buldu. Ben öğrencilere, çocuklara tebrik ederim ya. Bak. Kaç yaşındasınız? Kaç yaşındasınız? Sıkıldınız mı? Ha bir şey sorayım. Sıkıldınız mı? Vallahi mi? Bak beni kandırmayın abi. Ama bizi şöyle kandırdılar değil mi?
İlkokulda dikkat süresi 10 dakikaymış. Ortaokulda 15 dakikaymış. Lisede 20 dakikaymış. Yalana bak yalan. Bir çocuk lisede 20 dakikadan fazla abi bir derse odaklanamazmış. Vallahi yalan. Diyelim lise sona giden iki kişi birbirine aşık oldu, bir kızla bir oğlan. Evlenmeyi düşünüyorlar. Böyle bir kafeteryada oturdular, sohbet ediyorlar. 20 dakika sonra şöyle derler mi? Aşkım, algılama sürem doldu. Ben seni algılıyorum. Yok. Dikkatin sınırı yok. Bunu ben 3000 psikoloji kitabı okudum. Ama en güzelini benim anneannem söyledi. Kaba ama söyleyeceğim. Derdi ki gönül düştü boka, mis gibi koka, al sana. Dikkatin sınırı mınırı yok. İnsan bir şey sevdi mi 10 saat dikkat eder valla. Bizim ofise geliyorlar. Hocam ne? Bu çocuk işten çalışmıyor. Çocuk 8'de gidiyor. Baktım kadına. Dedim bu çocuk kimin? Dedi benim. Dersler kimin? Çocuğun. Sana ne? Senin gibi anam olsa ben okula bile gitmem dedim. Çocuk böyle yaptı. Anne ilk defa beni anlayan bir amca rastladım ha. Ya bırak çocuk yani bırak. Size ne yani? Hocam bu çocuğun dikkati dağınık yerinde duramıyor. Hadi ya diyor. Çocuğa diyor maç seviyor mu? Evet. 90 dakika değil mi? Dikkati dağılıyor mu? Hayır. Peki diyorum sevdiğin dizi var mı? Var. En azı 2,5 saat sürüyor. Dikkatin dağılıyor mu? Hayır. Peki telefon diyor bilgisayar oyunları. Ne kadar oynuyorsun? Anam babam ellemese 10 günde 15 saat oynarım diyor. O zaman çocuğun dikkat sorunu yok. Sevme sorunu var. Anlatabildim mi? Çocuklar dikkat ederler. Yerinde duramayan çocuklar, hiperaktivite, yalan, öyle bir şey yok. Eskiden bunların bizim köydeki adı götünde kurt kaynıyor bunu. Çok mu kaba oldum ya? Ya siz evde kullanmıyorsunuz bunları. Benim böyle sosyetik olmamı mı bekliyorsunuz yani? Ya çok vaktin sıkıldınız mı bir daha sorayım. Vaktinizi almadan ben şey yapayım. Şimdi sözümü de... Nurcan'a mı ne oldu? Kanal D'nin paparazzi muhabiri burada. Merak mı ettin? Tamam söyleyeceğim. Aklında kala kala Nurcan mı kaldı? Tövbe yarabbim Allah. Bakalım aklınızda ne kaldı? Bak saat 8:10 geçiyor. Biz tam 7'de başladık. Tam zamanda başkanlarım. Burada başkanlarım var. Müdürlerim var. Bu büyük bir nezaket gösterdiniz bu akşam. Ben bazı yerlere gidiyorum. Ne oluyor biliyor musunuz? Bizim başkanımız biraz 15 dakika geç gelir bekleyeceğiz. Lan defol git diyorum ya. Eğer buraya 7-800 kişi geldiyse bir başkan bekletiyorsa saygısızdır. Ama bak Aksaray'ın başkanları, belediye başkanları, müdürleri, kültür müdürleri zamanında geldiler ya. Tam 7'de. Helal olsun. Nezakettir yani. Vallahi alkışlıyorum ha. Ve siz 8:11 geçiyor. Siz tam 71 dakikadır ben dinliyorsunuz. Lan çişinizde mi gelmedi? Hani dikkat süresi 15 dakikaydı? He? Şimdi bak. 71 dakikada benim ağzımdan yaklaşık 30-32 bin kelime çıktı. Siz benden 32 bin kelime dinlediniz. Şimdi size verdiğim sözü tutacağım. Neydi? Hepiniz güldük, eğlendik değil mi? Ya öyle zannediyorsunuz. Zeki ve dahi olduğunuzu ispatlayacağım dedin değil mi? Ha. Peki. Okulda şşşt dinle burayı. Duyuyoruz. Matematik 12 sene 40 soru soruluyor. 4'ünü hatırlıyoruz. Öyle değil mi? Dünyada eğitimde sonuncuyuz. Kusura bakmayın. İsterse bakın valla. Milli eğitim çöktü Türkiye'de. Bunu bilin yani. Tamam mı? Çocuklar üniversite sınavında yarım net yapan üniversiteye gidiyor. Hatta bazı üniversitelere hiç doğrusu yapınca gitmiyor. Çünkü boş kalıyor yani. Öyle değil mi? Maalesef iflas ettik eğitimde. Kendimize yüzde gelelim yani. Peki ben şimdi size bu 30 bin kelimenin içinde bir test yapacağım. Size 3 soru soracağım şimdi. 9 soru soracağım. İlk 3'ünü bilirseniz vallahi normal zekalısınız. Hadi bakalım. Yaş sınırı yok. İster okula gitmeyin, ister 80 yaşında olun. Hiç önemli değil. Başlıyorum. Hep bir ağızdan cevap verin. Bir parmak kaldırmanıza gerek yok. Ben kaç yaşındayım? Benim kaç çocuğum var? Büyük kızım ne iş yapıyordu? Psikolog. Vallahi üçünü bildiniz normal zekalılar. Şimdi 3 soru daha soracağım. Eğer bunu bilirseniz normalin üstü zeka sahipsiniz ha. Valla.
soruyorum. Sınav sonuçları açıklandığında biz hangi tarladaydık? Ben hangi üniversiteyi kazandım? Bana Sidikli diyen kızın adı neydi? Ay, Nurcan Gece'nin yıldızı ha. Geçen Nurcan'ın oğlu geldi bize. Kızım da sağdı. Amca dedi, anam dedi seni mahkemeye verecek. 1 trilyonluk tazminat davası açacak. Niye lan dedim. Sen dedi konferanslarda anamı anlatıp anlatıp para kazanıyormuşsun dedi. Ben korkumdan Nurcan'ın adını Aynur yaptım. Kitaplardaki Aynur var ya, o Nurcan işte. Manyak ne olur ne olmaz. Vallahi bu 3 soruyu da bildin. Şimdi 3 soru daha soracağım. Eğer bunu bilirseniz, vallahi bugün gidip aynaya bir bakın. Lan bu zeka benim mi? Yok komşudan aldın. Tabii senin. Ben söylemiyorum ki, Allah söylüyor. Buyuruyor. Allah diyor ki ben insanı mükemmel yarattım. Kur'an'daki adı ne onun? Eşrefi mahlukat diyor. Ah seni takvim diyor. Ben öyle yarattım diyor. Biz ne diyoruz? Estağfurullah ya Rabbim, o ben değilim diyoruz. Hele bazı anneler, Allah diyor senin çocuğunu mükemmel yarattım. Anneler diyor. Anneler böyle yapıyor. Ya Rabbi bizimkini komşuyla karıştırdın galiba. Bizimki biraz salak. Niye? Neti düşük. Neti düşük olan çocuk asla salak değil. Geçen bizim ofise gene birisi geldi. Hocam dedi bu çocuk çalışmıyor. LGS'ye girecek. O zaman 120 soru vardı. Çalışmıyorum dedim. Çalışmıyor dedi. Kaç doğrusu var dedim. Kadın böyle yaptı bana. Doğrusu mu? Evet dedim. Kaç doğrusu var 120 sorudan? Kadın düşündü, taşındı, hesaplayamadı. 6 yanlışı var dedi. Dedim manyak. Ben biraz abi rahat konuşurum ha. Kız dedim sen 114 doğruyu görmüyorsun, 6 yanlışı mı görüyorsun dedim. Sen dikkatin nereye odaklı dedim. Kadın şöyle düşündü. Gerçekten dedi ya 114 doğru yapmış evet. Abi ben bunları hiç görmedim, hep yanlışını aradım dedi. Niye kusur arıyorsunuz ki? 114 tane yaptın diye helal olsun desene. Anlatabildim mi? Peki bu 3 soruyu da bildiniz. Yo, son 3 soruyu sordun mu? Sormadım. Sıra geldi. Çok zeki olduğunuzun 3 sorusuna. He? Babama para göndereceğimde cebimde kaç lira vardı? Peki babam kaç yaşında öldü? Hangi hastalıkta? Ulan vallahi hepsini bildiniz ha. Peki ben size hiç dedim, bak ben size en kazık sorular sordum ha. Değil mi? Yani hiç dedim mi 160 çok önemli, birazdan soracağım niye öğrenin dedim mi? Sizi güldürdüğümü sandınız değil mi? Dışarıdan bakınca diyorlar Türkiye'nin en cıvık, en şapşal, en salak, kılıksız, terbiyesiz bir Kemal Sunal kılıklı eğitimcisi kim, beni gösteriyorlarmış. Ben de diyorum başım üstüne, hiç itirazım yok valla. Ama deseler ki Türkiye'nin de dünyanın en ciddi eğitimcisi kim? Ha o benim. Niye? Çünkü ben burada 70, aslında 2 saat 3 saat sürdürürüm de bu akşam çok yormak istemiyorum sizi. Bir de esnaf arkadaşlar buradan çıkınca lütfen birer poşet kitabınızı alın. Benimkini değil yani herkesin, götürün çocuklarınız belediye kurumuş topraklara yağan yağmur gibi bak kitap fuarı düzenliyor. Kim bilir ne kadar bedeller ödeyerek birçok değerli yazar getiriyor. Siz de bu kitapçılardan bunu sizden rica ediyorum yani. 3-5 yani bir yemek parasına kaç tane kitap alırsınız ha? Alın götürün çocuklarınızı okuyun. İyi çocuklar yetiştirmenin ilk şartı iyi ana baba olmaktır ha. Bunu da bize öğreten olmadı. Ve güzel arkadaşlarım, bir tarihçi sorsa kılçık herif ama kazık sordu dersiniz. Ya benim sorduklarımın tarihle ne farkı var? He? Kanuni ile Hürrem arasında ne olduysa benle Nurcan arasında aynısı olmaz. Peki şimdi size desem ki geldik dahi olduğunuza. Söyleyeyim mi? Bak bir şey söyleyeceğim, inanamayacaksınız. Neyse bunu bir dahaki konferansa söyleyeyim. Ben öğretmenlere diyorum derslerinizi öyle bir anlatın ki çocuk bir dahaki ders ne olacak diye merakla beklesin ya. Anlatabildim mi? Peki geliyorum. Sonra da Nurcan'ın sonunu anlatacağım. Söz. Ben size desem ki, şimdi bana bakın, bana bakacaksınız. Ben size bir hareket yapacağım. Hiçbir soru sormayacağım size. Siz bana bakarak ne soracağımı kendiniz tahmin edip ben ağzım kapalı olacak.
siz kendiniz doğru cevabı vereceksiniz desem inanır mısınız? Bak çocuklar evet diyor. Büyükler demez. Deneyelim mi? Şimdi bana bakın. Babama para göndereceğimde akşam hayal kurdum. Böyle uyudum. Sabah telefon çaldı. Bir sıçradım. He? 5'e 5 kala. Vallahi doğru. Peki ben sordum mu? Peki nereden bildiniz? Siz zannediyorsunuz ki öğretmenlerin, karı kocanın, insanlar sadece konuşarak anlaşırlar. İnsanlar konuşarak sadece %7'sini anlarlar. Türkiye'de dersler ortada, %10'u yapılıyor zaten. 12 sene aynı konu anlatıldı halde. Anlatabildim mi? Evet buydu. Benim. Siz bak parmağım. İnsanlar bak içinizden niye saydınız bunu biliyor musunuz? Bilgisayar yok ama görsel yok gene de söyleyeceğim. İnsan beyni iki bölümden oluşur. Beynimizin böyle bir solu var bir de sağ. Beynimiz adamın çektiği fotoğrafa bak yani. Ha. Ya bugün var ya elinizden geleni yaptınız ha. Daha güzel pozlarımı göstermiştim az önce yani. Yarın gazetelerde böyle bir salak görürseniz o ben oluyor. Oy oy oy. Abi elime ağlasın ya. Çocuk sesinden rahatsız olmayın. Keşke benim kızım da şuradan kafasını zaten baba diye bir kere seslense neler vermezdim. Anlatabildim. Sakin olun çocuk. Bırakın ağlayacak. Yanlış yapacak. Tökezleyecek. Zayıf alacak. Ya çocuklar zor anlarda sizi yanında isterler. Siz zor anlarda küsmeyin çocuklarınıza. Anlatabildim mi? Şimdi güzel arkadaşlarım, beynimizin solu ve sağı farklı çalışır. Beynimizin solu ve sağı farklı çalışır. Mesela bir arabanız varsa benzinliyse siz depoya fındık, fıstık, ceviz doldurursanız araba çalışmaz. Ama benim karnım çalışıyor başkanım cevizle. Haberiniz olsun. Ayarladın mı? Gelin küsüyor bana yok mu diye haberin olsun. Arabanız mazotluysa siz depoya süt yoğurt doldurunca araba çalışmaz. Benzinliyse depoya siz kitap, nohut, fasulye doldursanız çalışmaz. Yakıt bozuk anlamına gelmez bu. Doğru yakıtı kullanmadınız. Beynimizin solunu şu kelimeleri çalıştır. Şşşt, konuşma, dinle, akıllı ol, mantıklı ol, disiplinli ol, kurallara uy. Bak bu kelimeler beynin solunu çalıştırır. Beyninin sağını hayal, müzik, duygu, nasıl diyeyim, sevinç, samimiyet, hareket, bunlar çalıştırır. Sağ beyin duygu odaklı, sol beyin başarı odaklıdır. Bazı insanlar beyninin solunu kullanır, bazıları sağını kullanır. Bazıları beynin iki tarafını birden kullanır, bazıları beyninin hiçbir tarafını kullanmazlar. Mesela ana babalar, ben size başta ne dedim, çocuklara ders çalış demek hakarettir dedim değil mi? Aha bilimsel izahı. Ana babalar beynin solunu kullan. Şşşt, aklını başına al, bilinçli ol, mantıklı ol dediğinizde çocuk beynin sağını kullandığı için bir karşılığı olmaz bunun. Ama ben hep hayaller anlattım, duyguları anlattım. Siz benimle beraber güldünüz, benimle beraber ağladınız. Peki bir şey soracağım, siz bana mı güldünüz, ben de kendinizi görüp kendinize mi güldünüz? Orası şüpheli biraz işte. Aslında ben sizin yansımanızım yani. Öyle değil mi? Peki, işte... Şimdi ben beyninizi çift taraflı kullandırdığım için burada siz hepsini saydınız. Yaş sınırı yok ha. Tekrar tekrar sorsam. Bir daha sorayım bir ikisini. Cebimde kaç lira vardı? Kaç yaşındayım? Bak hepsini at. Peki üniversite sınavında LGS'de arkadaşlar. He? Böyle bir bakışta bu sorunun cevabı budur deseydiniz nasıl olurdu? İşte ben onun eğitimcisiyim. Sümüklü, silikli olduğuma bakmayın. Dünya çapında bir eğitmenim ben ha. Yani bunu hava atmak için söylemiyorum. Çocuklara ben model olmak istiyorum. Niye? Türkiye'nin en güzel kızları, en yakışıklı erkekleri, dur. En yakışıklı erkekleri ailemize savaş açan dizilerde çocuklarımıza kötü model oluyorlar. Böyle ahlaksız dizilerde, entrikalı dizilerde, lüks evlerde, lüks arabalarda son şık kıyafetlerle hep böyle gençlerimize model etmeye çalışıyorlar yahu. Bizim oturup çocuklara... Yani
kötü davranma hakkımız olamaz yani. Son örneğim şu, beni Suat Hatam diye bir Çatalpınar kaymakam çağırdı. Gittim, çocuklar günde 4 konferans yapıyorum ben bir yere gidince. Bu fuar olduğu için bir tane yaptık burada. Çocuklara derslere nasıl aşık olabiliriz? Öğretmenlere ilham veren öğretmen, aile içi iletişim akşam. Neyse kitaplarımı dağıtmış. Uyan güzel uyandır ve kalbime girmeden beynimde işinle. Çocuklarınıza onu verin. Bu rahmetli kızımın yazdırdığı kitap. Ve arkadaşlar kaymakam beni, ben çok güldürdüm onlara ama. 3 ay sonra aradı. Hocam dedi biz Ordu'da 19. ikinci olduk dedi ilçeler arasında. Nasıl yaptınız dedim. Sen yaptın. Efendim dedim kusura bakmayın. Ben eğitimciyim, bir konferansla dünya kurtulmaz. Vallahi kurtuluyormuş dedi. Nasıl olmuş dedim. Şimdi çocuklar beni dinlediler ya, çalışmaya başlamışlar. Kaymakam demiş, lan niye çalışıyorsunuz? Efendim demişler, Alişan Kapaklı Kaya'nın yüzünden. Kaymakam demiş, neden? Biz o gün onu dinledik, şöyle düşündük. O köylü Sidikli okumuş, biz haydi haydi okuruz vallahi. Al sana motivasyon işte. Anlatabildim mi? Gelelim en önemli konuya. Nurcan Hazretlerine. Nurcan ilkokuldan sonra okumadı. Evlendi. 3 çocuğu, 9 torunu var. Ya benim anlattığım çocukluktaki Nurcan. Şimdi dünya tatlısı bir insan. Biz köye gittik mi hemen kümese koşar, tavuk keser, horoz keser. Hele kızım sağken hep doğal şeyler yollardı biz. Allah ondan razı olsun. Geçen bir set kitap aldım. Gittim Nurcan Gile. Yok dedi. Geline verdim. Dedim kaynanayın bütün marifetleri burada yazıyor. Vallahi. Şimdi ben siyah pantolonla ünlü oldum ya birdenbire. Herkes beni tanıyordu yani. A yazdın mı A kapaklı kaya çıkıyordu. En çok izlenen şey olmuş o. YouTube'da yayınlanan bölüm. Neyse güzel arkadaşlarım. Şimdi polisler falan tanıyor. Nurcan eşiyle giderken böyle kimlik şey kontrolü yapıyor, ehliyet falan. Kapaklı kaya sonra dediğini görünce polis diyor ki siz Alişan Kapaklı Kaya'yı tanıyor musunuz? Nurcan'ın hareket. Evet. Havalı havalı. O benim emmimin oğlu. Amcamın çocuğu. Şimdi konuşmalarda Nurcan diyormuş ki biz Alişan'la birbirimizi çok severdik. Aynı sırada oturduk. Yalana bak, çiş kokuyun de yanıma gelmezdi. Son cümle. Başka cümle kurmayacağım. Sorusu olan var mı? Başka cümle kurmayacağım çünkü. Herhangi bir sorusu olan varsa lütfen buyurun. He? Biz hep akraba evliliği. Ben de amcamın kızıyla evliyim. Ama Nurcan değil, Allah korusun ya. Duymuyorum anam. Nurcan mı? Ha annem. Annem hayatta. Ya gidiyorum anam 80 yaşında. Mesela telefon ediyorum. Ana diyorum köye geliyorum. Bana bir mercimekli bulgur ya, pemen yapıyor. Ana kuru fasulye yapsana kuzine de. Yufka, haşhaşlı ne istersem yapıyor. Ama anama gidiyorum böyle. Bazen Instagram'a paylaşıyorum onları. Bir dizine yatıyorum, beni sevsene diyorum. Lan git, ben oyun bilmem diyor. Şimdi ben anamı kınamıyorum. Onlar sevgi karın doyurmaktı. Kıtlık zamanıydı. Yani bir şeyi yiyin. Her şeyi getiriyor önümüze. Ana diyorum şöyle bir yapsana. Lan git diyor. Ben bilmem öyle şeyler. Bak. Bizim karnımız tok, ruhumuz aç büyüdük biz. Buyurun. Kitapları imzalayacak mısınız? Yo, turşu kuracağım ben onlarla. Evet, çıkışta mı? Şurada herhalde, standta değil de bu tam karşıda bak imza yeri var. Sırayla son kişi gidene kadar. Geçen sene 3 saat sürmüştü. Burada olacağım, acele etmeyin, sırayla imzalayacağım. Fotoğraf çektirmek isteyenlere buradayım yani. Son senin de sorunu alayım.